Küçük çocuk sahilde gezinirken yassı bir taş görüp ona yaklaştı. Yerdeki taş bir insan kalbine benziyor, üstelik parıl parıl parlıyordu. Bulduğu şey herhalde bir mücevher olmalıydı. Taşı hemen avucuna alıp evine koştu ve onu büyük bir hevesle babasına uzattı. Adam o taşları çok iyi tanıyordu. Oğlunun bulduğu taş birbirine vurulunca kıvılcımlar çıkartan bir çakmak taşından başka bir şey değildi. Fakat bunu oğluna söylemekten korktu. Sadece beğenmiş gibi yaptı, o kadar. Küçük çocuk rüyalarını süsleyen bisiklete kavuşmak için elindeki taşı satmak istiyor ve paranın bir kısmıyla bir de top alacağına inanıyordu. Hiç vakit geçirmeden tatilde simit sattığı çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri kolye ve bileziklerle doluydu. Bir de elindeki taşın çok küçükleriyle süslenen pahalı yüzüklerle. Çocuk kuyumcu dükkanlarının en büyüğünü seçip bir süre vitrin önünde bekledi. İçeride orta yaşlı bir adam vardı. Müşteri olarak da kürk mantolu bir kadın. Küçük çocuk biraz cesaretlenmek için bildiği birkaç duayı okuyarak içeri girdi ve elindeki taşı dükkan sahibine uzatarak ''Bunu deniz kenarında buldum efendim, isterseniz size satabilirim.'' dedi. Adam taşa uzaktan bir göz atıp çocuğa şöyle karşılık verdi. ''O sadece basit bir çakmak taşı, bütün sahil o taşlarla doludur.'' Küçük çocuk bu defa büyük bir çeviklikle öne atıldı ve adamı ikna etmek için şöyle dedi. ''Hayır, bu çok farklıdır. Eğer ıslatırsanız ne kadar parladığını göreceksiniz.'' Dükkanın sahibi zengin müşterisini kaçırmaktan korkuyor ve ufaklığı bir an önce dükkanından def etmeyi düşünüyordu. Bunun en kolay yolu herhalde onu kolundan tutmak ve sanki hiç kızmamış gibi dışarı çıkartmaktı. Bu arada çocuğun canını biraz acıtır ve ona tekrar gelmemesi için mesaj vermiş olurdu. Fakat müşteri olan hanım biraz farklı düşünüyordu. Çocuğun taşına yakından bakıp gülümseyerek dedi ki, ''Ufaklık, bu harika bir şey. Eğer bana satarsan sevinirim.'' Küçük çocuk taşının gerçek değerini anlayan birisiyle karşılaşmaktan çok mutluydu. Elindeki taşı kadına uzatırken kadın da onun cebine kağıt paralar koydu. Hem de bir tomar. Çocuğun aklı başından çıkmış gibiydi. Teşekkür ettikten sonra çılgın gibi koşarak uzaklaştı. Kadın ise taşı kuyumcuya vererek ona bir zincir takmasını rica etti. Belli ki onu bir mücevher gibi boynuna takacaktı. Dükkanın sahibi elindeki taşı kadına göstererek ''Söylemiştim ama tekrar edeyim efendim. Çocuktan aldığınız basit bir taştır.'' dedi. Kadın önce pırlanta kolyesine, daha sonra elindeki yüzüğüne bakarak kuyumcuya şu cevabı verdi. ''Zannetmiyorum. O taş bence bunlardan değerlidir. Çünkü küçük bir çocuğun umudunu taşıyor.''